Evet arkadaşlar, çözümleri birlikte yapalım. Şimdi katlama sorularında en geniş halden yapmış oluyoruz. O zaman şunu tamamlarsak. Tamam, x derece ise burası x eksi 20 yapar. A, B'nin üstüne geldiği için şu açıda x eksi 20'dir. AK BC demiş. AK BC. AK katlandığı zaman KB'nin üzerine geldiği için o halde BC ile ikisi eşit oldu. 20 ise 180'den 20 çıktı, 160. 2'ye böldüğümüz zaman 80'e 80. Büyük üçgene bakarsak arkadaşlar, yukarıda 80 var. X eksi 20 var. Burası da zaten ikisini topladığımız zaman x yapıyordu. Toplamında 2x artı 60 eksi 20 ile 80'i topladım, 60 yaptı. 180 eşitmiş. 60'ı karşıya attık. 2x 120. X de buradan 60 derece bulundu. Metin desteklediği takımın maçı izledikten sonra sporcu taraftar buluşmasına katılıyor. Buluşma sonunda Metin'e şekil 1'deki ipli üçgen biçimindeki takım flaması hediye ediliyor. Metin aldığı hediye flamayı içinin A noktasından odasındaki duvara şekil 2'deki gibi asıyor. Flamanın yukarısını hızlı okumaya çalıştım da ben de çok küçük olduğu için bence bu kadar oldu. Flamanın duvara asılmasıyla oluşan asıl önemli yer buradan itibaren başlıyor. Bir deltoid elde etmişim. BC ve CD 17'ymiş. Deltoid de arkadaşlar köşegenler dik kesişiyordu. BD 16, o halde 8'e 8. 8, 15, 17 üçgeni olacak. Şu kısım 15 olur. BD 16, onun A ile C noktaları arasındaki uzaklık 21. 15 buradaysa yukarısı 6. Benden ne istiyor? Flamanın asılı olduğu ipin uzunluğu 6, 8. Burası 10. 6, 8. Burası 10. 10, 10 daha 20 yaptı. Altıgeni hatırlayacak olursak, A ise kısa köşegen A kök 3, uzun köşegen 2A oluyor. Bir kenar uzunluğu 4'müş. O halde 2'ye 2. Şimdi arkadaşlar, şu kareyi paralel olarak taşıdığım zaman gördüğünüz üzere kısa köşegendir. O halde 4 kök 3'tür. Peki burası, orası da uzun köşegene denk gelir. 4 ise 8 olacak. Orta nokta tam 2'ye yine böler 4'e 4. Yani şurası 4. Bu uzunluk da 2 olduğu için benim alt uzunluğum 6'ymış. Yüksekliğimi bulmak istiyorum. Kırmızıyla çizmiş olduğum yer kısa köşegen kök 3 katı 4 kök 3. Burası yine orta nokta 4 kök 3'ü 2'ye eşit parçaya bölecek. O halde burası da 2 kök 3. 4 kök 3 ile 2 kök 3'ü topladığım zaman 6 kök 3 yapar. A ile D arasındaki mesafe
İster Pisagor yapın, ister özel açılı üçgene denk geldiğini fark edin. Fark etmez. 36 Pisagor yapıyorum. Bunun karesi 6 kere 6, 36, 3 ile çarptık. 108. Toplayınca 144. 144 kimin karesi? 12. Katlandığı zaman hangi açı hangi açının üzerine geldiği, uzunluk hangi uzunluk hangi uzunluğa denk geldiğine bakıyorduk. AF ile FB üst üste geliyormuş. O halde bu iki mesafe birbirine eşittir. 90'ın karşısı 14 ise 30'un karşısı 7. O zaman bir parça da 7 kök 3 yapar. Ben bunu yukarıya tamamlamış olsam şu açı 60 derece 30, 90 o halde 60. 60'ın karşısı 14 kök 3 ise 30'un karşısı 14 yapar. 90'ın karşısı bunun 2 katı 28 yapar. 6, 14 daha 20, 28'e tamamlamak için o halde burası 8. 90'ın karşısı 8 ise yöndeş açılardan dolayı burası 30. 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı da 4 kök 3'tür. Şimdi diyor ki önce biz şu şekildeki şeklin alanı nasıl bulunuyordu onu bir hatırlayalım. Taban A, yükseklik H olsun. Alan da A çarpı H'tir. Bantın uzunluğu 9. Şurası 9 arkadaşlar. Kesik olması aklınızı karıştırmasın. Banttan bahsediyorum. Burası 9 ise şurası diktir. 120 ise yöndeş açılıktan 120 içindeki açı da o halde 60 derecedir. İçindeki şuradaki açı 60 derece yapıyor. Altmışın karşısında 9 varsa 30'un karşısında 3 kök 3, 90'ın karşısında 6 kök 3. Şuralar arkadaşlar 6 kök 3'müş. Burası 6 kök 3. Yüksekliği 8 ise 6 kök 3 ile 8'i çarptığımda 48 kök 3 yapar. Geçiyorum. Yüz onu arayacağım. Biri arayacağım. Biri arayacağım. Sıfırı. Biri ararken bir ne kadar hareket eder? 50 gitti. 50 geldi. 100 derece. Bir 100 derece hareket ederken bir döndüğü zaman sıfır yerine sabit kalmıyor. Sıfır da aynı şekilde 50 derece gidip 50 derece dönecek. Yani o da 100 derece hareket eder. Yine 110 için bir çevrildiğinde bir 100 derece hareket ediyorsa sıfır da 100 derece hareket eder. Sıfır için 9 tane boşluk var. 9 çarpı 25 artı buradaki 50. 225 artı 50, 275. Sıfırdan buraya gelene kadar 270'te 275 derece gitti. 275 derece gelecek. Sıfır 550 derece hareket ettiyse
0,275 derece gittiğinde 1 de o kadar gitti, 1 de o kadar geri geldi. 550. Yani bir tanesi 750, diğeri 750, 1500 derece hareket etmiş oldular. X eksi 2y artı 6 eşittir 0. X arkadaşlar 0 iken 2y 6, y 3 olur. Y 0 iken y'ye 0 verirseniz x de eksi 6 olur. Yani burası eksi 6. X 0 iken y'si 3. Yani şu uzunluk 3, şu uzunluk 6'dır arkadaşlar. O halde eğim ne? 1'e 2. Ya aynı şekilde burası olacak. O zaman karenin bir kenarı 2 ise şurası şu üçgende de 1'e 2 oranı olacağı için A olur. Biz buna kare dedik. Bir kenar 2 ise burası da 2A'dır. D köşesinin koordinatları da 0'a 15. Yani burası olduğu gibi 15. Ne var burada? 3 var, A var, 2A var. 3A artı 3, 15 ise 3'ü karşıya attım. 3A 12, A 4 gelir. A 4 ise 2A 8'dir. Karenin alanı 8'in karesi 64 yapar. Az önceki bant sorusu gibi arkadaşlar. Eğimli bir dörtgenin alanı. Ne olmuş şimdi burada? AC kök 6'ymış. Sekiz kök 3 birim hareket etmiş. Kalemin rengini değiştireceğimde komple sayfayı değiştirmiş oldum. Neyse. Tekrar çizelim. Evet, sayfayı düzelttik. Tekrar devam edelim. AC kök 6'ymış. Bu zaman 8 kök 3 birim hareket ediyor. 8 kök 3 hareket etti. 8 kök 3 hareket etti. Şu şekildeki bir dörtgen oluştu. Ben bunun yine alanını bulabilmek için tabanla yüksekliği çarpacağım. Yükseklik dediğim zaman dik olmalı. -135 derecelik açıyla geliyormuş. Yani şurası 135 derecelik açı. Aynı şekilde burası da 135 derecelik bir açıdır. Dik çizdiğim zaman 45 ikizkenar oldu. Hipotenüs kök 6 ise kök 2'ye bölüyorum. Kök 3'e kök 3. Benim için yükseklikle taban önemli. 8 kök 3 ile kök 3'ü çarparsam dörtgenimin alanını bulurum. Taban çarpı yükseklik. Kök 3 kök 3 daha 3 yapar. 8 kere 3 24.
Rabia öğretmen bize etkinlik yaptırıyor. Önce dik koordinat düzlemini çizdik. Sıfıra 4. Sıfıra 4 noktasını belirledik. Bu bizim merkezimiz olacakmış. Orijinden geçen bir çember. Tamam. Sonra merkezi orijin olan 4 birimlik başka bir çember. Merkezi orijin olan 4 birimlik başka bir çember. Şimdi arkadaşlar ikisi birinci bölgede kesiştiler. Kırmızının yarıçapı nedir? 4. Bunun yarıçapı merkezinden geçeceği için burası da 4. Aynı şekilde mavinin yarıçapına baktığım zaman merkezinden mavi üzerindeki bir nokta yani yarıçap 4. Gördüğünüz üzere bir eşkenar üçgen oluştu. Dört, dört, dört olan. Eşkenar üçgeni şu şekildeki bir diklik indirirsem ikiye iki ayırır. Açı ortaydır. 60 derecelik açı 30'a 30 böldü. 90'ın karşısı 4'te 30'un karşısı 2. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 yapar. Yani şurası 2 kök 3'müş. Benden apsisi soruyor. Apsis de 2 kök 3 olur. Öncelikle üst yüzeyleri bulalım. Bunlar bir küp olduğu için bir ayrıtı 4 ise şu 4 birimlik küpün üst alanın 4'ün karesi 16, 16, 16, 16. O halde sarı bölge arkadaşlar 64'tür. E hocam yukarıda ayrı bir sarı bölge var. Hiç önemli değil ne kadar alan kapladığı şu sarının. Çünkü kapladığı alan kadar aşağıda da sarı yer boyanmamış. O yüzden ben sadece şunların kapladığı alana baktım. Çünkü bu ne kadar yukarıda sarı boyandıysa onun alt zemini de o kadar boyanmamış. O yüzden kapladığı alan önemli olmadı. Şimdi kırmızı yere bakıyoruz. Ne kadar kırmızıya boyandı diye. Yine bir ayrıntı 4 olduğu için 4'e 4, 16, 16. Bir yüzey 32, 4 yüzey var. 32 çarpı 4. Alttaki cismin ayrıntıları. Yukarısındakinin de 3'e 3'müş. O halde bir yüzey 9, 4 yüzey olduğu için 36. 32, 64, 128. Yukarıdaki de 36 vardı. Topladık. 4 elde var. 1 164 yaptı. Kırmızılı boyalı toplam alan sarıdan ne kadar fazla? 164 eksi 64. Yüz birim fazlalığı varmış. Dikdörtgenler prizması. Ayrıtları 4, 9 ve 25. Bunun hacmini hesapladığım zaman arkadaşlar 3 ayrıtı çarpıyordum. 25, 9, 4'ü çarptım. 25 çarpı 4, 100. 9'a çarpınca hacim 900 yaptı. Şimdi diyor ki yüksekliği bir birim olan. Yükseklik bir birim olacaksa bir tane daha çizelim.
O halde diğer ayrıtların çarpımının 900 olması gerekiyor. Çünkü burası 1. Ona da kare diyor. O halde 30'a 30 olacak. Bunun yüzey alanı. Yüzey alanı 30 çarpı 30'dan 900. 900 üst taraf, 900 alt taraf. Yan yüzeyler 30 çarpı 1'den 30, 30 çarpı 1'den 30. Görmediğim bir iki tane daha yan yüzey var arka taraflarda. Yani 900 artı, 900 artı 4 tane de 30 var. 1800, 120 daha 1920 yaptı. Sınavlarda başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.